Bilgi TV izle, bilgi sahibi ol. Merhaba Tufan. Merhabalar Baran. Abi ne haber? İyidir. Senden ne haber Baran? Süper. Yine harika bir tartışma yaptık. O tartışmanın ardından demin konuşuyorduk. Hemen konuya da girelim. Kavramlar var. Evet. Hiyerarşi kavramı var. Yatay organizasyon kavramı var. Şimdi o da değil, bu da değil ama şöyle bir şey var diye biri holokrasi çıkardı. Holokrasi kavramı var. Holokrasi şu anda bizim kafamıza daha yatkın gibi duruyor. Evet, ikimiz de. Ama yine her zaman olduğu gibi ortak noktalarımız, ortak olmayan noktalarımız var. Bir tanımlardan girelim mi? Gidelim. Holokrasi nedir? Holokrasinin tarifine geldiğim zaman ben şöyle görüyorum. Gruplar, otonom hareket eden gruplar ama bütünden kopmamış gruplar. Hı hı. Hiyerarşi yok. Hı hı. Hiyerarşi lafını söyleyince... Gruplar nereye gideceklerini nereden biliyorlar? Zaten ortak amaç için bütüne amaç. Girmiş gruplar. Burada söylemeden edemeyeceğim. Çok sevdiğim rahmetli Ulaş Bıçakçı'nın 97 yılında bir konuşmasında duyduğum bir şeye atıf yapacağım. Çok güzel, ağzı dolu dolu. Ona hiyerarşi demezler, hiyerarşi derler lafı vardır. Ki ben buna inanıyorum. Hı hı. Ulaş Bey o zamanlar konuşuyordu bunları. Ondan sonra çok ortaya çıktı. Jack Welch'in de buna bağlı bir söylemi vardır. Hiyerarşi der, insanların yüzünü üstlerine, poposunu da müşterilerine döndüğü sistemdir. Bir de bizim lafımız vardır, it ite it kuyruğuna diye. Aynen, o da evet. Aynı kapıya çıkıyor esasında. Şimdi hiyerarşiden ben neden kaçıyorum? İnsanlar artık eski insanlar değil. İnsanlar üretmek istiyor. İnsanlar bazı hedeflere varmak istiyor. Ve insanlar onurlandırılmak istiyor yaptıkları diye. İnsanlar yönetilmek değil, birlikte çalışarak birlikte hedeflere varmak istiyor. Sahiplenmek istiyorlar. Sahiplenmek istiyorlar, onun parçası olmak sahiplenmek istiyorlar. Sahiplenmek için onlara bir şey verilmesi gerekiyor tabii. Durup dururken sahiplen bunu dediğin zaman biraz komik oluyor. Onun parçası haline getirmen lazım. Onun parçanın bir parçası, bütünün bir parçası haline getirmen lazım. Bu da birlikte çalışarak oluyor. Esasında sen de bir şeyden bahsettin. Kelime kökenleriyle ilgili iki tane çok güzel örnek var. Çok güzel anlatıyor. Yani şu anda konuştuğumuzun ne kadar mevcut şekilleri ne kadar tezat olduğunu çok güzel anlatıyor. Onları bahset istersen. Bir süre önce dostum Veysel Batmaz profesör, ondan konuşuyorduk. Siyaset kelimesinin kökeninden bahsetti. Siyaset seyisten geliyormuş. Seyis, elinde kamçı, ipi bağladığı atı eğiten adam. Bunun üzerinden bir süre geçti, bir okumamda şeye rastladım. Management, yönetim kelimesinin orijinaline, kökenlerine. Manejden, yani at eğitilen yerden geliyor bunun kökeninde. Yani hep kırbaç ve ipe bağlamışız biz yönetimi. Ama insanlar artık bunu istemiyor. Yani sahiplenmeyle ne kadar tazet olduğunu görüyoruz. Biliyoruz da. Evet, bu geçen yüzyılın yönetim tarzı. Ama artık sorunlar değişti. İnsanlar değiştiği için sorunlar değişti ve eski yöntemlerden bunu çözemiyoruz. O yüzden de o dönemde yatay organizasyon çıktı. Bir kalıptan başka bir kalıba geçti. Evet, hiyerarşi şeyden evet. Yataya doğru geçmeye başladı. Tam siyah beyaz değişim yaptık ama o ondan sonra patladı. Patladı. Niye patladı? Çünkü yatay organizasyonda da gene bir hiyerarşi var. İstesen de istemesen de var. Elinde kamçı olan ve herkesi yöneten birisi var. Hı hı. Artık birlikte yapıp, birlikte başarmak ve o işin parçası olmak zorunda hissediyor insanlar. Aslında şöyle bir şey var. Yatayda bireysel silolar var bu sefer yani. Bireysel hiyerarşiler var. Evet. Herkes aynı patrona bağlı. Ne oldu, nasıl bir araya geleceğiz? Ne olacak, ne bilecek? Hiç kimsenin birbirine karşı kendine sorumluluk hissetmiyor. Öyle bir sıkıntı oldu tabii ondan sonra. Holokrasi de zaten sorumluluğun olmazsa yerin olmadığını anlayıp gitmek zorunda kalıyorsun. Zappos'un başına gelen. Hı hı. Zappos ilk holokrasiye geçtiğinde iş gücünün %40'ını kaybetti. En çok kimleri kaybetti? Ara yöneticileri kaybetti. Çünkü ara yöneticiler yukarıya bakıyorlar ne gelecek diye. Yukarıdan bir şey gelmeyince inisiyatif alıp devam edemiyor. Hı hı. O zaman benim burada işim yok deyip ayrılmaya başladılar. Ama Zappos'una inandığı için devam etti. Ve bir yere doğru gidiyor. Aslında Zappos'u sürekli izlemek lazım. Evet. Benzeri bir sürü de şirket başladı. Bugün aslında startuplara baktığın zaman da hiyerarşik yapı görebiliyor musun? Yani şöyle bir şey söylerim ben her zaman. Kurumsal şirketlere şunu derim. Ya derim aslında arkadaşlar siz vizyonunuzu,
Nereye gitmek istediniz? Bunu kocaman kocaman şirketlere söyleyin. Net bir şekilde belirleyip çalışanlarınıza net bir şekilde sahiplendirirseniz bu yukarıdan aşağı bir şekilde bunu yapamazsınız. Ortak paydada buluşup bunu yapmanız lazım. O zaman rol, sorumluluk, iş tanımı vesaire gerek yok. Herkes nereye koşması gerektiğini biliyor. Herkes üzerine düşeni yapmaktan mükellef olduğunu biliyor. Ama onun en küçük örneği zaten girişimlerin kurucu ekipleri. Değil mi? Organizasyon yok, bir şey yok. 3-5 kişi toplanmışsın. Yani cebinde para yok, bir iş kurmaya çalışıyorsun. Bir sonraki büyük şirket olmaya çalışıyorsun. Yok sen pazarlama müdürsün, senin alttan 3 tane adam olalım diyecek lüksleri yok. O zaman herkes ortak hedef peşinde koşuyor. Esasında bunun bir simülasyonu. Çok doğru. Ortak hedefi olan, ortak hareket eden küçük bir gruptan bahsediyoruz. Hı hı. Bu grup şu anda dediğin aşamada bütünü de temsil ediyor. Evet. Ama bu grup büyüyebiliyor. Gruplar birbirlerinden destekleşiyor. Bir ekip teknik tarafını alıyor götürüyor. Gideceğimiz yer belli zaten. Hı hı. Vizyonumuz belli çünkü. Evet. Ama şöyle bir sıkıntı yok mu holokraside? Yani hiyerarşi bir kalıp uygulandı. Sanayi devriminde lazım bir hiyerarşi. Sanayi devrimi için yaratıldı zaten. Ondan sonra patladı. Herkes kullanmaya devam ediyor vesaire ama yani herkes de tartışıyor bunu. Nasıl daha az hiyerarşik olabiliriz? Nasıl daha çalışan şirketi dediler şimdi. Esasında hiyerarşinin karşısında çalışan şirketi olan hiyerarşik konunu bir şekilde orta nokta bulunuyor. Yatay organizasyon dedik. Gene ayrı bir kalıba soktuk. Gene o da işleyen yanları vardı ama o da esasında çok olmadı. Şimdi bu ikisinin arasında bir yer bulmamız lazım dedik. İnsani değerlere aktardık çalışma şeklimizi vesaire. Hop akıllılar onu da bir kalıpladı holokrasi diye. Ya gene başarısız olmaya mahkum olan bir şey yarattık gibi geliyor. Yani holokrasinin peşinde koşmasın bence hiç kimse. Aslında hiçbir şeyin peşinde koşmayalım derim ben. Önemli olan insanların bir araya getirebileceğin, insanların uyum içerisinde hareket edeceği bir ortam olması. Evet. Eğer insanlar buna uygun değilse zaten gideceğin bir yer yok. O zaman mecburen kırbaçı almak zorunda kalıyorsun. Kırbacı almamak için kırbaçlanmayacak insanları bir araya getirmek lazım. Bu da tabii seçim kriteri olması lazım. Zaten geçiş dönemi sıkıntıları bunların hepsi. Görüşmem yani 50 sene sonra bütün bunları konuşmayacağız artık. Aynen ben mesela tasarım bayrağını sallandırıyorum her yerde. Diyorum ki iş hayatımızı tasarlamamız lazım arkadaşlar. Dışarıda gördüğünüz hiçbir şey size uygun değil. Çok hiyerarşi de başkasının sistemi, yatay da başkasının sistemi, holokrasi de başkasının sistemi. Sizin kendi sisteminizi bulmanız lazım. Onun da tek yolu tasarlamak. Tasarlamak ve yaşamak. Herkese kendinizi koyarak tasarlamak ve yaşamak. Ama basit taktikler olabilir mesela. Holokrasi ne diyor? Toplantıları ele alacağız diyor. Ya bir organizasyon bir hafta boyunca toplantı yapmasın. Denesin bakın. Bir gün denesin. Bir gün oldu mu? Bir hafta denesin. Ondan sonra yine başlasın toplantıları. Ama orada öğrendiklerini kullansın. Çok doğru. Bir hafta boyunca 140 karakterden fazla e-mail atılmasın. Bir hafta talimat verilmesin. Ha, bir hafta hiç kimseye iş çakmasın. Bir hafta kim geldi kim gitti bakmayalım. Mesela. Bakalım neler oluyor. Yani koskocaman bir şirketten bahsediyoruz. Koskocaman bir çark çatır çatır dönüyor. Ya bir hafta e-posta atmadığımız zaman o çark durur mu? Ya bunu söylediğimiz zaman deliler gibi oklar gelecek bize tabii. Ya olur mu öyle şey falan filan da. Ya 5 günlük haftada bir çalışan toplantılarına dikkat eden ve böyle bir hedef belirlemiş organizasyonda bir haftada 12.4 toplantı yapıyor bir insan. Bu beraber çalıştığın bir şirketteki gerçek rakam. 18'lerden düşmüşler buraya. 18'lerden. Süper. Ama buna özen gösteren bir şirket 12.4 toplantı yapıyor. Ve bunu düşürken, 18'den buraya düşürken hiçbir şey kaybetmemişler. Bir hafta yapmayalım ya. Bir hafta hiç çakmasın kimse kimseye. Aslında sanırım en çok eleştiri gelecek videomuz bu olacak. Olabilir. Herkesi rahatsız ediyoruz ama herkes rahatsız olmak zorunda. Evet biraz rahatsız olmamız gerekiyor. Yani değişmek için biraz rahatsız olmak gerekiyor. Evet. Yani holokrasiye gidin hiç kimseye demiyorum. Ben tavsiye etmem açıkçası holokrasiye. Çünkü gene bir kalıba, bir izime, bir sonunda bürokrasi, holokrasi, hiyerarşi, sonunda Türkçe'de izimler, İngilizce'de arkasında C'ye olan bir kelimeye gitmek. O da gene bir kalıba gitmek. Kolay yol esasında bunları takip etmeye çalışmak. Zor olanı seçin, kendi kendinize görün demek istiyorum. Kolay ve suçlaması da evet. Basit olan yöntemler. Kesinlikle. Bunu da denedik, olmadı. Halbuki dediğin çok doğru. Kendiniz yaşayın, kendiniz tasarlayın. Evet. Elimdeki malzeme ne? Bu malzemeyle ne yaparım? Bu malzeme uymuyorsa nasıl bir değişikliğe gitmem lazım? Hı hı. Sonuç itibariyle aslında dediğim gibi 50 yıl sonra her şey kendi yoluna gene akmaya başlayacak, gitmeye başlayacağız. Yalnız hep söylediğim şey,
Bugün yaptığımız, bugün yaşadığımız en büyük sıkıntı günün problemlerini dünün çözümlerinden çözmeye çalışmak. Evet. Yaratırken de kalıplar yaratmak. Tasarlamak, ben senin bu tasarım şeyine çok katılıyorum. Her şey tasarlanmalı artık dünyada. Her şey, herkes tasarımdan haberdar olmalı. Ama tasarım dediğimiz zaman mimarla kısıtlıyoruz kafamızda. Hı hı. Tasarım her şeyde var. Hayatımızda bile var. Kesinlikle. İşimizi de tasarlamazsak doğru bir yere gideceğimize inanmıyorum. Kesinlikle. Yani holokrasi olur, folokrasi olur, garokrasi olur. Her şey olabilir 50 yıl sonra. Ve bunların hepsinin çok ciddi takipçileri olacaktır. Bugün holokrasi dedik, Zappos'dan bahsettik. Çünkü göz önünde olan bir şey. Ve holokrasinin o tam bütün kalıplarıyla beraber orada çalıştığını göreceğiz. Ve bunun üzerine bir sürü kitaplar yazılacak, makaleler yazılacak. Aynı şekilde 50 sene sonra başkaları yazılacak. Ama 3-5 tane örnek başarılı olması bir şeyin size göre uygun olduğunu göstermez. Yani herkesin kendine göre doğru olanı yapması lazım. Ve ben de şunu diyorum. İşin özü esasında işini doğru yapmak. İşini doğru yapmak. Eskiden işi doğru yapma olayı doğru ürünü doğru pazarda doğru fiyata çıkarmaktı. Şu anda işi doğru yapmakta biraz daha çalışanlar, müşteriyle daha derin ilişkiler kurmak da işin bir kapsamı haline geldi. O yüzden müşteri odaklı tasarım, o yüzden holokrasi, biraz daha çalışanı güçlendirelim, sahiplendirelim. Girişimcilik, kurumsal girişimcilik gibi laflar çıktı. İşimizi doğru yapmak için bunlara ihtiyacımız var. Holokrasiyle bunu yapabiliyorsak takip ederek ne mutlu bize, ama işin özü bir şeyleri değiştirmek için, her zaman değişen dünyada bir şeyleri değiştirmek için ufak ufak aksiyonlar alıp onlardan bir şey öğrenmek gerekiyor. Burada biraz hayalcilik mi olur? Ben gene şeye gireceğim. Drucker'ın kültür strateji kahvaltıda yerine geleceğim. Kurucu ekip eğer uygun bir ekipse, doğru bir ekipse, istenildiği, yani kişilerin istediği şekilde kurduğu bir ekipse, kültürü yaratacak olan onlardır. O kültürde o işe uygun olandır bence. Çünkü o iş kişilerin bir araya gelmesini sağlayan temel şeydir. Dolayısıyla her şirket kurucu ekibinin gösterdiği yolda gidecektir. Ama burada şunu da belirtmek ya, kurucu ekip dediğimiz zaman daha genç veya girişimlerden bahsediyoruz. Yani dünyanın en büyük dönüşümlerini yaşayan bir şirket örneği var karşımızda. Kurucu ekip değil ama Welch'in önderliğinde GE bir tarafa gidiyordu. Imelt'in önderliğinde başka bir tarafa gitti. Kurucu ekip desen yok zaten. Yani kurucu ekip dediğimiz artık en son. Artık kayboldu diyorsun ama tabii konuştukların çok çok büyük organizasyonlara geldi ama Welch'in lafını kullandım demin. Hı hı. Hiyerarşiyi yok etmek için çok uğraştı belki. Aynen, aynen. Ama oluyor. Oluyor. Oluyor tabii ama bu sefer yani zorlamaya başlıyor. Evet, ufak deneylerle yapılması lazım. Yani Welch'in de yaptığı, Imelt'in de yaptığı her şey bir günde olmadı. Yani dünyanın tabii en büyük şirketlerinden birinin başındaki tek adam olmalarına rağmen bir günde yapmalar. İçeride bayağı bir şey denediler. Bayağı karşılarına bir şeyler çıktı. Zorlandılar ama ufak ufak yaptılar. Yani şunu da dememek lazım, oraya geleceğim. İlla esnek bir girişim olmak zorunda değiliz kültürü değiştirmek için, kültürle ilgili bir şeyler yapmak için, çalışma tarzımızda bir şeyler yapmak için. Önemli olan küçük ama anlamlı savaşları bulup o savaşları vermek. Onu vermek. İlk baştan büyük savaşlara girersek kaybederiz. Çok küçük anlamsız savaşlara girersek hiçbir işe yaramaz. Küçük ama anlamı olan savaşlar. 100 tane savaş varsa bu 100 tane savaşın sadece 5 tanesidir. Okey, problem değil. 5 savaşından tane savaşı ver ve kazan. 4'ünü kazandığın zaman zaten 8.'ye geçebilirsin. Aynen öyle. Aynen öyle. Güzel bir noktaya vardık. Evet. O zaman bir şeyler içelim artık. İçelim. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzun altına yorum yazarsanız çok seviniriz. Sorularınız varsa lütfen yazın. Cevap vermekten zevk alıyoruz. Plan mı, model mi, hashtagini her zaman takip ediyoruz. Oradan da bize yorumlarınızı, sorularınızı ve nelerle ilgili konuşmamızı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiysen hemen abone ol, bize yorumlarını ilet.